Kardeşlerim, Kur'an bir insanın kendisine çeki düzen vermesi için, ilahi varidatla bütünleşebilmesi için gönderilmiş, Allah tarafından inzal olunmuş ilahi bir hayattır, ilahi bir aynadır. Mümin Kur'an ile kendine gelmelidir. Mümin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını örnek almalıdır. Şunu unutmayalım ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde çok önemli meseleler ilahi vahiy ile beraber gündeme gelmiş, hatırlatılmış, çözüm bulunmuştur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sual edilen bütün meseleler ilahi vahiy ile beraber çözüme kavuşmuş, çözüm getirilmiştir. Kur'an'da açıklanmayan, insani manada açıklanmayan hiçbir şey yoktur. Bunların en önemlisi de kardeşlerim, ibadi konularda Allah'ı idrak etmek, Allah'ı hissetmek, Allah'ı hissederek, idrak ederek, akıl ederek ve gönül dünyana nakşederek yaşamandır. Kardeşlerim, eğer İslam dininde rabıta gibi bir hadise olsa idi, rabıta sizce çok önemli bir mesele değil mi? Elbette ki Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri olurdu. Elbette ki bu önemli olay hususunda ashabın sualleri olurdu ve Allah o suallere karşı Kur'an'la beraber cevap verirdi. Rabıta öylesine köhne bir olay ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında asla yer almadı. Rabıta öylesine köhne bir meziyet ki, köhne bir değer ki, ashab rabıta hakkında Peygamber Efendimiz'e bir sual sormadıkları gibi kendileri rabıta olarak Peygamber Efendimiz'i huzuruna, ruhaniyetine almadılar. Peygamberin buyruğuyla, Allah'ın buyruğuyla beraber Allah'ı idrak ederek namaz kıldılar. Allah'ı idrak ederek iş hayatını yaşadılar. Allah'ı idrak ederek kendi hayatlarına devam ettiler. Kardeşlerim, bir ticaret erbabı ticareti anında ölçü tartı yaparken ilahi değerlere dikkat etmelidir ve Allah'ı hissederek dikkat etmelidir. Bir işçi işinde çalışırken ilahi değerlere dikkat etmelidir. Allah'ın emrettiği vahyi yerine getirmeli, alın teri ile kazanmalı, çalıştığı emeğini helal etmek için, kazancını helal etmek için alın terini oraya dökmelidir. Kardeşlerim, bakınız, hiçbir mümin, ehli tarik olan bir mümin, ehli takva olan bir mümin asla ve asla bir takım mürşitleri, şeyhleri rabıta ederek hayatına devam edemez. Şu anda yüz binlerce şeyhin içinde, şeyh geçinen insanlar içinde kim sureti haktır, kim sureti şerdir idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz. Çünkü onlar zaten toplum içinde takvayı yaşamaya çalışıyorlar. Ancak onların ders verdiği, tarife verdiği insanlar, müminler kendilerine rabıta ederek sureti haktan gibi gözükse bile sureti şerre yönlendiriliyorlar. Kardeşlerim, ey mümin kardeşim, ey Müslüman kardeşim, sabah namazına kalktığın zaman, 5 vakit namaz kıldıktan sonra kıbleye yönel ve tesbihatını eline al, elini kalbine koy, aklında, fikrinde, duygularında, ruhunda Allah olduğu halde 3 ihlas bir Fatiha oku. Sonra okuduğun Fatiha'yı ve ihlasları Adem Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz arasındaki bütün peygamberlerin ruhuna hibe ve hediye et. Mümin ve müminatın ruhuna hibe ve hediye et. Ve anne ve babanın ve akrabayı taallukatının ruhuna hibe ve hediye et.
Sonra huzurum Allah'a, niyet ettim Allah rızası için tesbihata de ve aklında, fikrinde, ruhunda Allah olduğu halde, hiçbir mürşit değil, hiçbir insan değil, hiçbir canlı değil, yalnız ve yalnız Allah olduğu halde. 300 kere estağfurullah de. 300 kere bismillahirrahmanirrahim de. 500 kere Allah de. Göreceksin sulhu salaha erdiğini hissedeceksin, idrak edeceksin. Allah'ın kalbine feyiz indirdiğini idrak edeceksin. Allah'tan başka yar ve yardımcı olmadığını idrak edeceksin. İnsani manada senin idrak ettiğin, hissettiğin, rabıta adı altında karşına aldığın insanların dahi ölümlü olduğunu, çaresiz olduklarını idrak edeceksin. El-Fatiha.